Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 26 Mart Cuma Kocaeli yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Kocaeli'de altı koşulu bir programımız olacak sevgili dostlar. Zevkli bir program, para verecek bir program. Bir tane bankomuz olacak. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarış severlere şimdiden herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Bu arada herkesin cuması mübarek olsun. Evet videomun başında belirttiğim gibi zevkli bir program bizleri bekliyor. İnşallah faydalı bir program geçiririz sevgili dostlar. Evet videomu beğenmeyi unutmazsanız beni sevinirsin sevgili dostlar. Tek istirhamım sizlerden bu videomun daha da ön plana çıkması. Benim işi beni e, mutlu edersiniz. Bir tek istirhamım sizlerden bu olacak. Evet birinci koşu bir altılımız olacak. Handikap 15-4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumla start alıyor. Saat 15'te başlayacak altılımız. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada ilk şanslı safkanım Ali Can İnci ile ikinci kez buluştu. Yaptığı son koşusu Kocaeli'de şartlı. 3'te 1900'ü kazanma başarısı gösteren o da Görkem Özçelik'te start almıştı. Sevgili osu, önerdiğimiz bir safkanda ben hiç cabana atılmayacak bir safkanımız yine etkili bir koşu bekliyorum. Ondan da geçen koşusunda da zaten ikincilikle ayrılmıştı. Oğlu e, oğlum analın kazandığı o koşunun hemen arkasında bir boyla e, ikincilikte kalmıştı. Ben etkili bir koşu beklediğim bir nolu safkanımızı ilk şanslı safkanım. İkinci atın tabii ki oğlum anıl diyeceğiz sevgili dostlar. Mustafa Kemal Kumbasar'la o da yedinci kez buluştu. Son koşusunu 1900'e kazandı e, ee, bir nolu savkınımızı ikincilikte bırakmıştı. Şartlı 3'te de Bursa'da bu mesafede e, tatminkar bir ikinciliğe sahip o zaman da Alperen Alper, Alper Özçelik'te start almıştı. Etkili bir yarış geldi. Oğlu Manıl'da kuponumuza mutlaka yer verelim. Üçüncü atım yedi nolu savkınımız olacak. Tolga Yıldız o da ilk defa buluştu. Bursa'da Handikap 15'te harika bir koşu çıkartıp Onur Yıldız'la foto önde geçme başarısı göstermişti. Ben yine etkili bir koşu gelecek diyorum. 7 ile kuponumda şans verelim ve de son olarak da Leydi Lipa diyeceğiz. Daniel Kaya ile çok iyi bir uyum yakaladılar. 14 seferde beraber koşup ikisini ancak kazanabildi ama genelde hep kendini tabeli içerisinde ikincilikte, üçüncülükte bırakan e, bu sefer ondan da bir birincilik gelebilir. Dikkat diyorum. 3 nohulu Leydi Lipa'ya. Sıralamam 1-5-7 ve 3 olur Safkanlara yer vereceğim altılı ganyanımızın ilk ayında. Evet ikinci koşumuz maiden bir koşu. Beşli ayağımızın da başlangıç aya oluyor. Dört yaş Araplar 1900 metre kumla start alacak. Evet ilk şanslı savkanın burada Mendoa Hanım diyeceğim Mahmut Turan'la yaptığı dört tane üst üste yaptığı ikinciliklerin ağırlığından birinciliğe çok yakın görüyorum sevgili dostlar. Hem sentrikte hem kabakumda yaptığı başarılı yarışların ardından Kocaeli'de boy gösterecek. Ben etkili bir koşu bekliyorum. Bir nolu Menduhan'ım. ilk şansı sapkanım. İkinci atım yedi nolu sapkanım. Tumbul Hüseyin diyeceğiz. Fırat Aslan, o da Pranter karışımıza. ilk defa buluştu. Kocaeli'de 1803. son koşusunu Bursa'da bu mesafede güzel bir e, ikinciliği imza attı. Adamım o zaman da zaten favoriydi ben. bank olarak da önerdiğim bir da. arkasında Tumbul Hüseyin, Muhammed Mirbilgin'le Bilgin'le o zaman start almıştı. Ee, güzel bir ikinciye sahip şimdi Fırat Aslan'la iyi bir koşu bekliyorum. ikinci şanslı safkan. Evet üçüncü safkanım on nolu Atik Çiçeği diyeceğiz sevgili dostlar. Fatih Akbulat'la start alıyor. Son yaptığı koşusu 1800'de Bursa'da yaptığı yedincilik. Hiç içe. yani önemsemiyorum sevgili dostlar yedinciye. Etkili bir koşu bekliyorum. ile yaptığı 1800 metre Maylen koşusunda bir buçuk boyla e, Mecit Öz'ün hemen arkasında o zaman da fuarı aynısında birinci attı Harika bir e, atak yaparak Fatih Akbulat'la Prant arkadaşımız o zaman da koşmuştu e, Gelmiş olsa sürprizi imza atacaktı güzel bir ikinciliğe sahipti 10 nolu Atik çiçeğine de bir çarpı atalım diyorum sevgili dostlar Sonradan dördüncü safkanım 10 numara Dılcan diyeceğiz Halil Altın'la ve de son olarak da 12 nolu genç mimar diyeceğiz. Daniel Kaya'yla sevgili dostlar yabana atılmayacak bir safkanımız mutlaka kuponumuza şans verelim. Sıralamamız 1-7-10-11 ve 12 nolu safkanlar olacak. Evet 3. koşumuz dörtlük ayağımızın da başlangıç aya 6'lük ayağımızın 3. ayağı oluyor. Şartlı 4-5 ve yukarı araplar 1500 metre kumla start alacak 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. E, zorlu bir koşu bizlere bekliyor. Sürprize açık bir koşu. İlk şanslı savkalım aslan söyleyeceğiz. Akın Sözen'le 5. E, kez buluştuğu yaptığı son koşusu 1200 ikincilik ve ayrıldığı mesafe kısaydı ben. E, biraz daha uzadı mesafe ben daha da etkili koşacağı bu mesafede Aslan Soylu'dan iyi bir koşu gelir diyorum. İlk şanslı safkanım bir numara olacak. İkinci atım iki oğlu yetim Ali edeceğiz. Burak Averbaklı o da ilk defa buluştu. İstanbul'a Sente'de gidip açık 2'de 1500'e derecesi ayrıldı. Sevgili dostlar ben e, yani İstanbul'a gidip derken İstanbul'a zaten yarış hayatına e, devam ediyor. Ben Kocaeli'ye geliyor. Etkili bir yarış bekliyorum. Mutlaka değerlendirme yetim Ali yi. sevgili dostlar. İki nolu savkınımız. Üçüncü atım üç nolu Berengül diyeceğiz. Gökhan Bektaş'la o da son koşusunda Kocaeli'de 1400'de yaptığı koşuda birinciliğe e, imza attı. Ayan kurşunla esli geçti. Yani esli geçti de ekürüsüydü. O da dördüncükte kalı Samberg, Göldem bunlarla beraber koşarak onları da geri planda bırakmayı başardı. Üç nolu Berengül mutlaka şans verelim. Dördüncü atım dört nolu. Altlı Bey diyeceğiz. Mahmut Turan'la o da ilk defa buluştu. Yaptığı son İki koşusu da 8.lik İstanbul'da kısa vadeli 2000 cm'likte 8.lik Bursa'da 1900'de 6. da ayrıldı. Ama Kocaeli'de ve Bursa'da yaptığı o özelliği birinciliğe yani yaptığı güzel koşuları tekrar e, yapabilir. Dikkat diyorum 98 günlük aradan sonra dişlikle geleceği bu 1500 metre kumuna dikkat diyorum. Mutlaka şans verin 4 nolu atlı ve sevgili dostlar. Evet 5. atın 5 numara Emir Soylu yiyeceğiz. Hişman çizikli o da iyi bir uyum içerisindeler. Hişman da atı çok iyi tanıyor. 17 kere beraber koşup 7'sinde kazanma başarısı gösterip Kocaeli'de şartlı 5 kazandı. Arkasından şartlı 4 yine bu mesafede Bursa'ya gidip kazandı. Sonra tekrar kısa valiyeli 1800 ard arda yaptığı birinciliğe artık özlediğini düşünüyorum. Ben e, etkili bir koşu gelecek diyorum Hişman'la Beşli mutlaka Emir Soya'da bir çarpı atalım ve de son olarak da Sancak Tar diyeceğiz Tolga Yıldız'da sevgili dostlar. Sıralamamız 1, 2, 3, 4, 5 ve 8 nolu safkanlara kuponumuzda mutlaka değerlendirelim. Evet dördüncü koşu üçlü ayağımızın da başlangıç ayağı kısa vade altı dişilere mahsus 4 ve kore İngilizler 1500 metre kumla start alacak 7 İngiliz atımızın mücadelesi birinciliği belirleyecek ama hangisi burada bankumuz olacak Onur Öztürk ilk defa buluşacak olan 3 nolu safkanımız benim bankom olacak iyi bir grupta start alıyor mutlaka yani bu grubu geçmesini bekliyorum iyi bir koşu çıkartacak benim bankomdur sevgili dostlar 3 nolu safkanımız Onur Öztürk de. Evet 5. koşumuz 6'lı gaynımızın da 5. ayağı oluyor. Handikap 15 3 yaş İngilizler 1900 metre kumla start alacak 7. İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada iki tane safkan e, bu gruptan ayrılmış görüyorum ama sevgili dostlar bunun e, kötü koşması durumunda bu iki safkanın devreye girecek iki tane daha safkan var. Onları da sizlere buluşturacağım ve de ben kendi kuponuma yer vereceğim bütçesine göre değerlenecek arkadaşlar da değerlendirebilir. Tabii ki ilk şanslı Safkan'ım Ali Caninci ile ilk defa buluşacak olan o da 2 nolu Safkan'ımızı ben ilk şanslı Safkan'ım olarak görüyorum. Bursa'da 1900 handikap 14'ü kazandı. Sonra İzmir'e gitti şartlı 4'te 2000'de. Üçüncülük de ayrıldı. Ben etkili bir koşu gelecek diyorum. Kocaeli'ye geliyor. İkiyi göz ardı etmeyelim. İlk şanslı Safkan'ım. İkinci atım Vevado diyeceğiz. O da işman çizikli ilk defa buluştu. Kazanma çok yakın Handicap 15'te güzel bir koşu sergileyerek kazanma başarısı göstermişti. Kocaeli'de de aynı şekilde 1800'ü kazandı Handicap 14'ü. Yani bir, bir nolu sap ikinci şans sap Yani 2 ile 1 bu gruptan 1-2 adım önde gözüküyor. Daha sonra kuponlarımıza yer vermesi gerektiğini düşündü. o da Furkan Yüksel ile iyi bir uyum yakalayan 3 nolu safkanımız o da Bursa'da 1800 ve son koşulları 1900 bu mesafe handikap 15'i kazanan o da 3 nolu safkanımıza dikkat derim. Sonradan 4 nolu Heman Akın Sözen'le iyi bir etkili bir koşu bekliyorum. Maydana veda ederken Kocaeli'de 1800'de e, veda etti. Son arkasında Şartluş'ta 1400'de ikinciliği var. Ben mesafe yine uzadı. Ben Heman'dan etkili bir koşu bekliyorum. Akın Sözen'le. Evet sıralamamız 2-1 çizgi diyoruz. Sonradan yeri olan arkadaşlar 3 ve 4'ü de değerlendirebilir sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz 6'lı ganyanımızın da son ayağı handikap 14 dişiler ama sus 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kumla start alacak 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz kapanış koşumuz Burada da 2 ekürümüz var. 2, 3 ve 13 nolu safkanlar ekürü. 6 ile 11 nolu safkanlarımız ekürü olarak start alıyor. Evet burada da kuponumda 5 safkan önereceğim sevgili dostlar. İlk şansı safkanın dalgalı ile geçen koşusunda da önerdiğim bir safkanda handikap 15'te Kocaeli'de pardon handikap 14'te Kocaeli'de iyi bir sürprize imza atmıştı Mertcan Çelik'le sevgili dostlar. ilk şansı yine ona vereceğim 100 metrede kısa da ben etkili bir koşu bekliyorum. Tolga Yıldız'a bir nolu dalga ile. İkinci atım 2 iki nolu Fatih İngül'ü diyeceğiz Ali Can İnci ile yaptığı son koşu İzmir'de. Harika tatminkar bir ikinciliğe sahip 2100 metrede mesafe kısalsa da ben yine etkili bir koşu bekliyorum. Ondan da 2 nolu Fatih Gül'ü ekürler 3 ve 13 nolu safkanına da ekür olarak start alıyor. Sonradan Karabaş diyeceğiz sevgili dostlar. Bir türlü ben e, yani bundan çok etkili bir koşu bekliyorum. Sürpriz de atabileceğini e, düşündüğüm bir safkanımız. Mesafede kısalı ben etkili bir koşu bekliyorum. Hatta satış 2'de Bursa'da yaptığı 1400'e harika bir birinciliğe sahipti. Mahmut Turan'la ben etkili bir koşu bekliyorum 4 nolu Karabaş'tan sevgili dostlar vere dördüncü atım altın o eğilce diyeceğiz. O da 11 nolu sihirbaz kızla da ekürü Okan Kale ile start alıyor. Yaptığı son koşu 1700'de şartlı üçte işte tatminkar bir ikinciliğe sahip. Bu kısalan mesela handikap 16'da da 1500'de iyi bir sonuç da ayrılmıştı ikincilikte. Eğilce'den de etkili bir koşu bekliyorum. Ve son olarak da Altınoğlu Aynera diyeceğiz. Furkan Yüksel'le sevgili dostlar. Evet sıralamam 1, 2, 4, 6 ve 7 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet Bursa'dan aktaracağım. Kocaeli şablonun programımız bu. Bir tane bankomuz var. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir programla karşılaşırız. Herkese şimdiden bol şanslar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.